Diyeyim. O gün neler yaşandı Mustafa amca vefat ettiği gün? Siz nasıl öğrendiniz? Mustafa amcanın öldüğünü duyduk. Köye traktörle getirildi. Biz de baktık, yüzünü açtık. Ölüydü. Mustafa amcayı bu şekilde gördük. Ben o şekilde gördüm. Mustafa amcanın yüzünün olduğuna emin misiniz? Evet. Şimdi evet, burada yanınızda canlı canlı duran kişi mi? Buyur. Çünkü Mustafa amcayı sağlığında da tanıyorduk yani. Köyümüze birkaç defa gelmişti önceden. Peki mezara gitmiş mi? Ölen adam bu adam. Mezara Zahide Hanım der ki yüzünü canlı canlı görüyorsunuz. O kişi miydi diyor, evet, 79 yılındaki kişi. Evet, o kişi önceden de gelmişti çünkü köyümüze. Yani. Tanıyorduk. Peki mezarlığına gittiniz mi, cenazesine? Hayır. Ben niye gitmediler? Niye gitmedi herkes? Ben sadece herkes? Köyde traktörü üzerinde gördüm. Ya traktörün üzerinde de bu adam öldü. Sarılıydı. Tabii bir selası okunur, namazı kılınır değil mi? Niye gitmemişler? Yıkanır, kefenlenir, mezarı kazılır. Kim yaptı bunları? Hayır. Duymadık. Selasını duymadım ben. Nasıl peki o zaman Mustafa amca alındı? Traktörde öldü gördük. Herkes yani neler söyledi, yaşandı? Hiç selası okunmadı mı? Kimse yok muydu etrafında? Eşi, dostu, akrabası? Mustafa abiler götürdü onu. Onlar kim? Oradalar mı? Traktörüyle bir gece götürdü. Biz o kadar biliyoruz yani. Biz köyde ben o şekilde görmüştüm. Peki mezarın... Ölüyü öyle gördük. Kelimin arasında sarlaydı, buradan getirmişler. O şekilde gördük biz. Başka da bir bilgimiz yok yani. Benim başka bir bilgim yok. Peki Aysin Hanım, mezarın yeri nerede şu an? Yaptığımız kişiydi. Ona... Gidebiliyor musunuz oraya? Mezarın... Mezarın yeri inanın... Hani üzerine ev yapıldı vesaire dendi. Bulamadık mezarlığı. Ha? Okul yapıldı diyor ya. Okul yapıldı üzerine. O dershane var şu anda. Dershane, peki, evet. Bize bir mesela öldüğü günü niye ölmüş, nasıl hissetmiş, o gelen gideni fark etmiş mi, traktöre bindiğini fark etmiş mi mesela Mustafa amca? Ben hayatımda böyle bir şey de duymadım da o yüzden yani. Hemen soruyorum. Merak ediyoruz. Mustafa amca, Mustafa amca. Burayı dinlemiş. Sen nasıl öldün Mustafa amca? Burayı dinlemiş amca. Şimdi bu da enteresan bir soru oldu tabii. Evet, nasıl öldün? Ben çok bir yer daha ya Burcu'da. Ya çok bir yerde de masada. Yalnız arkadaşlar beyaz anlasam anlıyorlar ne derse. Kar yağdığı günden bahsediyor. Ya Burcu'da. Soğuktu o zaman havalar. Soğuktu havalar. Ha. Seni kim götürdü? Ha? Seni kim götürdü? Mustafa. Mustafa götürdü diyor. Görmüş yani. Onu gördüğünde de tanıdı. Hatta yıllar önce ilk gördüğü zaman da bir şeyler yaşanmış. Hemen Mustafa amcaya sorayım, anlatsın. Sizi ilk gördüğünde ne yaptı? Bana arkadaşı sordu. Ama bir arkadaş vardı. Beraber götürdük. Onu sordu bana. Traktörde yanında oturan kişi. Oturan kişi. Yani. O da azadı yani. Beraber götürdük karakola. Onu sordu bana yani. Geri döndüğünde ilk. Bugün sabah gördüğünde de tanıdı Zaydan. Ha, yine de tanıyor. En son kaç yılında gördünüz abi cenazede? 2007 yılı mıydı? 2007 şimdi yılında gördünüz. Şimdi şeyi bir anlatır mısın? Ben doğru anladıysam karın altı. 2007 yılından sonra da bugün ilk defa görüyor. 10 sene sonra tanıdı bak Burcu'na. Yok, Hacı dayının öldüğü gün geldi dedin ya. Evet, tanıyor, karın 10 altında sene kaldı Mustafa amca. Çok mu soğuktu Mustafa amca? Bana çok soğuktu. Ocak ayında. Şubat ayında. Ocak'ta. Ocak diyor ama nüfus kayıtlarına göre 20 Şubat 1979 görünüyor Mustafa tabii amca. Çok soğuk bir gündü. Bana Ocak'ta öldüm, hiç yana söylemedim. Ortak'tın ya. Ocak'ta öldün değil mi? Ortak'ın yana söylemedim. Ocak'ta öldüm. Ocağın birimdi. Az sıkı dokuzlar. Allah Allah. Seni ben ninen götürdüm. Ha? Seni ben ninen götürdüm. Bana mutlulan. Aysim'a ne dedi? Hemen söyleyeceğim. Nereye götürdü sizi? Motorla götürdün diyor. Traktörden herhalde bahsediyor. Şey diyeceğim dedi. Ya şimdi şu mu? Şimdi şu mu? Bağımsız dedim. Beni memleketime götürmedin diye. Ne kadar götürsün sen de ya? Memlekete götürmedin sen beni ya diyor. Götürsen götürsün değil mi? Götürürüm. Para ben mesajım. Aysin bir telaf şey bize Türkçeleştirebilirler mi? Ne dediğini şimdiye kadar Hacı amcam çok güzel söylüyordu bak. Buna birader diyeyim. Diyor ki traktöre koydun beni ama memleketime götürmedin diyor. Aysin o günden bahsediyor, öldüğü günden. Ben götürmüşsündür diyeyim. Sen şey vardın da. Bu, vardın mı diyor şu anda. Nereye vardın mı Mustafa amca? Ben Cemil Cibabı'yım ben.
Demirci. Bilim demirci. Siz ne bilmiyorsunuz? Bizi gördünüz mü? Kimler gömmüş onu bir sorar mısın? Şimdi traktöre kadar vefat etti zannedilip alınmış. Sonra doktor rapor vermiş. Yani bu gerçek rapor bu arada. 79 yılında öldü raporu kime verilir? Artık cansız, nefes almayan insana verilir. Hani doktorun hatası desem, doktor da ölüyü diriyi bilmez mi diye de içimden geçiyor tabii. Peki kim gömmüş onu? Gerçekten mezarın altına girişini vesaire hatırlıyor mu Aysima? Ama Hacı amcam vardı orada. Hacı Mehmet amca, o çok güzel anlatıyor ne dediğini. Sonra ona sorarsan eğer bir anlatsın bana. Mustafa amca, seni mezara kim gömdü? Mezara seni kim gömdü? Ben hayır bir tramadır. Kim gömdü seni mezara? Kim gömdü mezara? Bir şey anlatıyor şu anda. Mustafa amca, beni duyuyor musun? Seni mezara kim gömdü? Mezara bizim anam, bu Katıkoğlu'da. Hani bizim Katıkoğlu'na havuz var ya. Katıkoğlu'na mı gömdü? Benden başla. Bunun abisi oldu. İmamdı. Bu da öldü. İmamdı bunun abisi. Bir işte. Sen bana hocası değil mi? Hocadı. Hoca mı gömdü? Peki Aysima, orada bir hacı amcamız vardı. O bize anlatsın. Çok güzel anlatıyordu ne söylediğini. Abisi gömdü. Kendi ağzından söyledi. Kendi ağzından söyledi bakayım mı? Tamam. Hacı amcam, seni böyle alalım mı? Ne diyor, ne anlattı bize? Biz birazını anladık, birazını anlamadık. Mezara benim değil, bu Katkülü Hacavız abi var abi, bu Mehmet Emin Bey'in babası, oğlu. Bu da oğlu, şu uzun adam, onun babası gömdü bana mezara değil, köyde imamdan o değil, hakikaten imam. Onun babası bak. Hayatta mı şu anda? O gömdü bana mezara değil. Abim burada... Yok, vefat etti, hemen Allah mikrofonu Allah uzatayım, şu arkadan dolanacağım lütfen, kusura bakmayın, şöyle yok, geçeyim yok, Mustafa ederim. Amcamızı rahatsız etmeden. Neler yaşandı o gün? O gün işte getirdiler, geldiler kahvenin önünde, şey vardı, savcı vardı, Tefik Bey. Savcı vardı. Hocam ben bundan bir şey anlayamadım. Ölü müdür, diri midir? Hakikaten Mustafa'nın benizi böyle kıpkırmızıydı yani. Bütün millet öyle baktı. Hiç ölü benizi yoktu yani. Sonra Mustafa gider götürdüler onu, bir gadı geçti. Siz niye gitmediniz? Ben yanına peki mezara. Bunlar ikisi götürdü. Traktörün arabanın içerisinde bir yürü gidiyor, bir yürü gidiyor. Yol lazım tam bir şey değil. Kimse ben gitmedim bir gazete. Güldür. Bugün yuvalar arabanın içinde. Öldüğü yeri de gösterelim. Ekran başındaki izleyicilerimiz de görsün. Mustafa amcamızdan rica edeyim. Nerede tam olarak öldü? Biz o yavaş yavaş inelim seninle. Dikkat et lütfen. Kayalık. Aman dikkat etsin. Yavaş yavaş inelim. Yaşayan... Ölü olarak adlandırılan Mustafa Yılmaz'ın çevrede böyle söylüyorlar yani. Aysim o yüzden böyle söylüyor. Yere doğru. Çevrede hocam yaşayan yavaş ölü yavaş diyorlarmış Mustafa Bey'e. İniyoruz. Ölüm belgesi var. Şu anda yaşadığına dair bir belge yok yani. Sigortası yok. Kalacak yerinde de konu komşu veriyor. Alt tarafı da alt tarafı görün bak. Şu çukur yeri bak. Karşıdaki çukur ya. Burası olur yani tam bir. Kar, kış, kıyamet burada yatarken bulmuşlar. Burada yatıyor mesela. Burada ölmüş. Burada muayene yaptılar. Ben muayene yaptılar. Buradaydım ben yani. Her şeyi de burada gördüm ben yani. Muayeneyi nasıl yapmışlar Aysim'a? Bir gece götüren de benim. Muayeneyi nasıl yapmış? Kim yapmış? Burada doktor muayene yaptı. Savcı da geldi muayene yaptı. Fakat ölümü canımı diye karar veremediler. Bir türlü karar veremediler. Mustafa amcanın durumu nasıldı ki karar veremediler? Bu arada ya, ölü gibi değildi hiç yani tam tırt böyle ama işi yoktu. Ben dediler sen traktörü al gel. Dedim traktörü al gel ben de. Bir işi getirdim camiden kilim getirdim. Kilime sardık burada bağladık ellerinden ayaklarından. Götürdük köye. İkindi gıda. Sabahla götürdük bu da bunu. İkindi gıda orada köyde durdu. Kimse alayı da yok. En hiç eşi, kardeşi, çoluğu, çocuğu. Bırak. Anası babası kimse ben yok mu? Gittik mesela giderken arama işine zaten. Adam bir aşağı bir yukarı yuvarlanıyor arama işinde. Arkadaş da bilmiyor yanında. Hiç annesi, babası, kardeşi, kimsesi yok. Kimsesi yok. Kim yok ki zaten. Zaten burada gezici de adam, gezici de. Vardık traktörü oraya bir şey yaptık. Kimse teslim almıyor bizden onu. Almayınca biz de beklemeye geldik. Ne kadar zaman teslim alınmadı cenazesi? Akşam karanlıklar çöktü.
Akşam kadar karavan çöktü. Kimse almıyor. Ben jandarma dedi ki sen içeri geçir traktörden bunu. Aktar bırak lava. Bırak lavası. Otur lavası getir. Bırak git dedi bana. Valla girdik biz içeriye. Vardık orada arkadaşla beraber indirdik adamı oraya yatırdık. Bıraktık geldik biz. Demini anlatırken. Ondan sonra da tekrar adam bilmiyorum 5-10 sene sonra tahminim ben bakkallık yapıyordum. Bakkal arkadaşlarına sordum bunu ben söyledim. Uzadık adamı yaşıyor dedi ya. Allah. Ya nasıl yaşıyor? İşte Adalı köyünde orman dairesinde yaşıyor adam. Gittim. Adam. Ormana gittim. Ormana gittim. Ormana o adam da oraya gittim vardım. Daha var ama adam beni tanıdı. Bana götürdüğüm arkadaşı soruyor. Ama bir arkadaş vardı yanımda. Onu soruyor bana. Bak, yani o nerede diyor yani. Ben dedim o öldü dedim ben de. O zaman öldü yani o adam da. Peki niye kimse cenazeye gitmiyor? Demin, bizde cenaze olsa tanıdık tanımadık herkes gider. Hani neden? Siz ölüsünü de gördüğünüzü söylüyorsunuz. Burada anlaşılan cenaze namazı kılınmamış. Cenaze yok ortada. Evet. Neden buraya kadar geliyoruz burada katılmadı? Ortada cenaze yok. Cenaze nasıl cenaze kimse katılmaz? Kimsenin gitmeme sebebi ne? Hani bir cenaze olduğu zaman cenaze eşraf, köylüler, hani herkes, akrabaları katılır ya. Şimdi buralı olmak... Siz onu teslim ettikten sonra neden kimse cenazeye katılmadı biliyor musun? Bizim köylü değil ki zaten. Bizim köylü değil ki. O işi köylü ve sindikalı olduğu için biz... Öyle siz sonra bize. Ayağa kalktığını, yürüdüğünü, gittiğini gördünüz mü? Hani o sağa sola sallanıyordu mesela. Hayır, bayılmış hayır, olabilir. Hayır, 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 hayır. Hayır, ben onu orada bağlı bıraktım. Bıraktım geldim ben ondan sonra da tekrar ormanda ise gördüm evde. Adam 5-10 sene geçti de aradan yanımda öyle duydum ben, gördüm. Allah Allah. 10 sene sonra tekrar görüyorsunuz. Demin konuşurken dediniz ya, gördüğümüz zaman ölü olup olmadığına karar veremedi hekimler dediniz. Nasıldı ki Mustafa amcanın durumu ya, ölü gibi, olarak? Ölü gibi değildi, kıpkırmızı benzi vardı. Zaten kıpkırmızı yani demek kan var demek. Şey olmamış abi ki burada adam belki 2 gün yatmış belki. Bilmeyiz yani. Neydi hayatları burada adamın? Hiç ses çıkartıyor muydu, konuşuyor muydu? Ne sesi ya, ne sesi ya? Arabanın içine traktörüne götüreyim. O zaman yollar bozuk. Araba açtı, güldür bir sağa. Peki. Adam iş yapıyor ya. Nerede işte delenecek şimdi mi? Allah Allah. Bak bunların hepsi... Canlı olsun zaman kalkadı adam. Peki, bütün söyledikleriniz başımızın üstünde yeri var tabii. Herkes yaşadığı şeyi anlatıyor, tamam. Lakin elimizde bir de belge var. Belgede öldüğü yazıyor. O kişi bu kişi mi? Herkes evet o kişi bu kişi diyor işte. Olaylar, tarihleri, bak medeni hali her şey yazıyor. Ve ölüm tarihi 20.02.1979 yazıyor. Bu belgeyi ancak bir doktor onayıyla alabilirsiniz. Yani Allah göstermesin hiç yakınlarınızda vesaire ama...